Size bir sayı vereceğim ve bilerek okumayacağım. Evet, elimizdeki sayı bu ve şimdi de bu sayının kaç tane yüzlüğü, kaç tane onluğu ve kaç tane birliği olduğunu bulmaya çalışacağız. Bunun için basamak değerlerine bakmamız gerektiğini öğrenmiştik. Burası birler basamağıdır. Burası onlar basamağıdır ve bize sayının kaç tane onluğu olduğunu gösterir. Son olarak burası da yüzler basamağıdır. O halde 832'nin 8 tane yüzlük ki bu 800 eder artı 3 tane onluk yani 10 artı 10 artı 10'dan 30 ve artı 2 tane de birlikten yani 2'den oluştuğunu söyleyebiliriz öyle değil mi? 832'yi 800 artı 30 artı 2 olarak yazabiliyoruz. Bundan zaman zaman sayının açılımı ya da genişletilmiş hali veya çözümlenmiş hali olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Ne de olsa adından da anlaşılacağı gibi burada sayıyı açarak ya da genişleterek yazıyoruz. Başka bir deyişle sayıyı belirli sayıda yüzlük, onluk ve birlik olarak ifade ediyoruz. Hadi bir örnek daha yapalım. Ama bu örneği benden önce kendi kendinize yapmanızı istiyorum. Elimizdeki sayının bu olduğunu düşünelim. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve bu sayıyı da bu şekilde yazmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Aynen burada yaptığımız gibi yapacağız. Bu sayıda kaç tane yüzlük var? Hemen yüzler basamağına bakalım. 4 tane. 4 tane yüzlük 400 yüz eder. Onlar basamağında 1 var. 1 tane onluk. O halde bu da artı 10. Son olarak birler basamağındaki 5 de bize sayının 5 tane birliği olduğunu söylüyor. Bunu da artı 5 olarak yazıyorum. 400 artı 10 artı 5 bu sayının açılımı ya da genişletilmiş halidir. Şimdi bir kere de bunun tam tersini yapmayı deneyelim. Size bir sayının açılımını vereceğim ve sizden o sayıyı yazmanızı isteyeceğim. Evet, mesela bu. Bu sayıyı yazar mısınız? Bazılarınızın hemen bu işlemi yaparak sonucun yani elde edeceğimiz sayının 704 olduğunu bulduğunuzu biliyorum. Doğru. Bu sayı 704'tür. Ama isterseniz basamak değeri olarak da bir değerlendirme yapabiliriz. Bu yüzler basamağı olsun, bu onlar basamağı ve bu da birler basamağı. Kaç tane yüzlük var? 7 tane. O halde 7'yi yüzler basamağına yazıyorum. Kaç tane onluk var? Hiç yok. Burada onun bir katını görmediğimiz için onlar basamağına 0 yazıyorum. Son olaraksa kaç tane birlik var? 4 tane. 4'ü de birler basamağına yazalım ve sayımızı bulalım. Evet, 704.